akşamlar efendim, saatlerimiz 18. Yakından bakınca zamanı, bir iki konu seçtik. Daha yakından bakalım bu konulara, bize ne anlatıyor, üzerinde fazlaca durduk mu diye. Ve bu konular neler? Bir defa tabii Merkez Bankası faiz kararını açıkladı, ona bakacağız. Bir de Kürt sorununun işte muhatabı kim çözümü anlamında diye. Ekranda son dakikayı görüyorsunuz, hemen onu da seslendireyim. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Biz bu işi çözdük, aştık ve bitirdik diyor. Yani bu konuda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kürt sorununun çözümünün muhatabı meclistir demişti. HDP'li bu çözülür demişti. Daha sonra Halkların Demokratik Partisi'nin içerisinde bir ayrışma yaşanmıştı. HDP'li temelli İmralı'yı işaret etmiş ama eş genel başkan Mithat Sancar hayır meclis demişti. Sonrasında tabii diğer siyasi parti liderlerinin de açıklamaları vardı. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli böyle bir sorun yoktur demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması da şimdi son dakika olarak ekranda. Şu andaki gidişat pek hayra alamet değil diyor. Affedersiniz, o Türkiye ve ABD ilişkileriyle ilgili tabii yaptığı açıklamalar, ama Kürt sorunuyla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan biz bu işi çözdük, bitirdik diyor. Şimdi tabii bu gelişmeleri yeni aktardığımız için Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyaret gerçekleştirmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve orada Türkiye'nin açılışını yaptı, kitabının tanıtımını yaptı. İkili ilişkileri oldu görüşme anlamında ve bir taraftan da tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ilişkilerine yönelik de açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Kürt sorunuyla ilgili de İmralı mı HDP mi, bu onların sorunu ama Kürt sorunu yoktur diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuyu ilerleyen dakikalarda Profesör Doktor Ahmet Özer, kendisi siyaset bilimci, konuşacağız efendim. Siyasi parti liderlerinin verdiği demeçler ve bir taraftan da Türkiye siyasetinde bu konunun konuşuluyor olması ve seçmenin de bakış açısı, hepsini konuşacağız diyelim. Ve bugün gözümüz kulağımız saat 14'teydi. Neden? Çünkü Merkez Bankası faiz kararını açıklayacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında aylardır faiz inmelidir, inmelidir sinyalimi bakın buradan veriyorum, gerekli yerler alsın diyordu. Faiz konusunda sinyal alındı. Peki bu kararın ardında hangi siyasi hesaplar var? Onu bir sorgulayacağız. Bununla birlikte de sevgili izleyiciler, 100 bas puan düşürüldü ama tabii enflasyonda düşecek mi bundan sonra? Peki ne olacak? Bir taraftan işte bu bizi ne kadar ilgilendiriyor? Bundan sonraki süreçte bu faiz indirimi devam eder mi? Bu konuyla ilgili de tabii dövizlerde, döviz kurunda da bir hareketlilik oldu piyasalarda. Dolar 8.80'i aştı mesela. Bu konuyu da şimdi birazdan diyelim. İktisatçı yazar Mustafa Sönmez ve Yeni Çağ Ekonomi yazarı Sayın Evren Devrim Zelyut'ta konuşacağız. Bu konuda gündemimizde olacak. Şimdi sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Pek çok konu başlığı var. Ben hemen onları aktarayım sizlere. Erdoğan ABD ziyareti sonrasında New York'taki Türk evinde gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Ve pek çok önemli başlığa değindi. S-400 konusunda bize sürekli S-400'ü dayatmalarını bir defa bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bizim için S-400 işi bitmiştir dedi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ilişkilerine dair de dedi ki ben oğul Bush'la iyi çalıştım ve Sayın Obama ile çalıştım. Sayın Trump'la iyi çalıştım ama Sayın Biden'la iyi başladık diyemem ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya düzenlemesine ilişkin de konuştu. Meclisin açılmasıyla birlikte de biz hazırlıklarımızı meclise sunacağız. Böylece sosyal medya konusundaki atacağımız adımların ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum açıklamasında da konuştu. Yaptı ve tabii bir diğer taraftan da Ali Erbaş'la ilgili açıklamaları oldu. Ali Erbaş hocamızla ilgili konuya gelince bir defa ana muhalefetin Ali Erbaş hocamıza, Diyanet İşleri Başkanımıza bu denli hakaret etmeye ne hakkı ne de yetkisi vardır. Bu bir densizliktir, terbiyesizliktir. Zaten CHP'nin Cemaziyel evveli de hep bizim din adamlarımıza hakaretle geçmiştir. Şimdi de aynısını Diyanet İşleri Başkanımıza hakaretle yürütüyorlar ama şunu bilsinler ki Diyanet İşleri Başkanımız yalnız değildir. Diyanet İşleri Başkanımız CHP'nin bu kendini bilmez tiplerinin hiçbir zaman muhatabı da olmamıştır, olmayacaktır. Diyanet İşleri Başkanımızı bu noktada biz asla yalnız bırakmayız. O makam önemli bir makamdır. Dolayısıyla bu makama hakaret edenler bu ülkede dinini, diyanetini,
bilenlere hakaret etmiş olurlar. Yeni ortaya çıkmış olan birisi daha var. O da böyle sallayıp duruyor. Dur bakalım, daha parti olduğum bile belli değil. Ana muhalefet beraber bir şeyler yapıyorlar diyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması böyle. Yani Ali Erbaş'a bir kez daha sahip çıkmış oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve net bir dille son zamanlarda her konuda açıklama yapıyordu Ali Erbaş ve tepki topluyordu. Erdoğan'ın da açıklaması bu yönde. Şimdi faiz fiyatlar konusu var biliyorsunuz ve soruluyor Cumhurbaşkanı'na, faiz konusuyla ilgili bizzat ilgileneceğinizi söylemiştiniz. Peki hani nedir diyor problem, nasıl bir yol haritası izlenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda kısmen, özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine düşene gideceğiz, üzerine gideceğiz ve zincir marketlerin bu uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlarla da gerekli bir operasyon yapılacaktır açıklamasını yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması böyle. Kürt sorunu muhatabıyla ilgili söylediklerini hemen kısaca bir değineyim. Yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur. Türkiye'de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, açtık, bitirdik. Eğer birliğe, beraberliğe, kardeşliğe inananlar varsa buyursunlar, hep beraber yola devam edelim diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde verdiği demeçte pek çok işte sıcak başlık var. Onların hepsini de sizlerle şimdi paylaşmış olduk.